Siz yeni olduğunuz için size welcome pack verecek. Bana vermeyecek. Vermedi yani. Su verdi, enjektör verdi, antibiyotik verdi. O da şu işe yarıyor. Hani yeni başlayanlar ilk lootta zorlandıkları için hemen ölmesinler diye bir takım işte MP5, bir çelik, hafif çelik yelek, bir tane ceket, şudur budur veriyor. Bir miktar içeride para veriyor sana. Anladım. Okey. Yani başladığımızda bizim avantajlı başlamamızı sağlıyor. Peki sen davet ettiğinde ya da teklif ettiğinde yeniden mi başlayacak her şey benim için? Karakteri falan yeniden mi Hayır. oluşturacak? Okey. Hardcore server'a geçtiğinde yeniden oluşacak. Bu server'da bu itemlerinle devam edeceksin. Hayatta Evet. kalma oyunu. Bir haritaya atılıyoruz. Haritada düştüğümüzde haritadan çıkmaya çalışıyoruz aslında. Tarkov mantığı. Lootladığımızda ya da karargah da yapabiliyoruz. Karargahımızı yaptığımızda, öldüğümüzde üstümüzdeki tüm lootlar gidiyor. Karargahtakiler Her şeyi hariç. kaybediyorsun. Her şeyi Ve kaybediyoruz. atıyorum düşürdüğün loot'un da belli bir kalma süresi var. Atıyorum 15 dakika yarım saat gibi. Sen haritaya geri döndüğünde o bölgeye de hızlı bir şekilde gidebilirsen alırsın. Tamamdır abi. Benim soracağım soru, bu kadar aklıma gelirse bir şey sorarım zaten. Oyun oynarken de çözeriz. Peki şeyi soracağım. Beni mesela uçaktan attılar. Şu anda ben karadayım, takıldım. 2 saat oynadım. Lootladım. Dedim ki çıkacağım. ESC'ye bastım. Oyun menüye çık dedim. Bir daha doğduğumda aynı yerden mi doğacağım? Eğer battle'a girdiysen o 60 saniye her koşulda bekletiyor seni. Battle'a girdiysen o 60 saniye içinde seni öldürürler. Güvenli bir yerdeyken çık dersen sorun yok. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Okey, tamamdır. Ya silah konumu genelde mantık şudur. Mesela şimdi açarken 4 sekme var. 4 sekmede de 3-3-3 ortalama veriyor ya ilk başta. Biz genelde ortalama hediye edilemiyoruz. Hani oynarken. Uzun süredir öyleyiz. Ortalama hediye edemiyoruz. Silah kısmında sadece tüfeklere veriyoruz ve fulluyoruz genelde. Çünkü insanlarla hani bizim gibi oyuncularla PvP'de. çatışma birebir de PvP'de aynı. PvP'de daha doğrusu. Çatışmada genelde şey kullanıyorsun otomatikman. Hani art makine tüfek kullanıyorsun. Tüfek silahı kullandığın için. Tek kullanıyorsun, tabanca değil. Evet, tüfek kullandığın için o durumda genelde şey oluyor. Yani uzak orta çatışmalarda da aynı şekilde olduğu için karakterin tüfekten korkmaması, ne bileyim daha profesyonel şekilde ateş etmesi, titretmesi, oynatmaması gerekiyor. Bu ne kadar az olursa o kadar çok titreme, oynama, hani bu tür şeyler oluyor Ama karakterde. ileride bak şey de var bunu da söyleyelim kullandıkça mesela pistol kullanıyorsun ya oradaki pistol yeteneğin artıyor yani yetenek sabit değil. Bu serverda da bir tık zor ama ofisli serverlarda veya zor olarak kesinlikle zor. Tüfek mermisi bulmak veya şarjör bulmak bildiğin işkence. Kıymetli bir mermi ama insanlar üzerinde otomatikman kullanmak istediğin için Özgür efendim. adam Tarkovcu oğlum. Ya yok, onu demek istemiyorum. Adam Tarkovcu olduğunu biliyorum. Hani çok zor bulunduğu için çok kullanmıyoruz. Hani biz ne yapıyoruz? Tüfekler yeteneğimiz full olsun ki PvP'de şey olalım, rahat edelim. Yani tabanca mermisi bulmak kolay. O yüzden zombilerin üzerine tabanca kasıyoruz genelde. Anladım. Yani iyi mühimmatları normal oyuncularda kullanıyorsun. Ben şimdi şeyi soracağım. Karakter oluşturma ekranını anlattın sen demin. Burada aslında her şeyi dengeli vermemiz gerektiğini söyledin. Onda okeyiz. Onun dışında böyle oyunun püf noktaları var mı? Mesela kısaca bahsedeceğim bir şeyler var mı? Buraları YouTube'a da açacağız. Keseceğim, kopyalayacağım, yapıştıracağım. Benim aklıma gelmeyen senin ya bak bu çok önemli oyunla alakalı diyeceğin. Aslında bu oyun birazcık takım oyunu. Birazcık bayağı takım oyunu. Çünkü Okey. farm olsun, medical olsun, işte inşaat yapımı ya da bir şeyleri bomba yapımı olsun, bunlar için uzmanlık yeteneği var. Hepsine biraz vereyim dersen o karakter çöp. Hani o karakter bir işe yaramıyor. Yani en kötü ihtimal bir yeteneğine medium vermekten taraftarıyımdır ben her zaman. Anladım. Yani medium. Mesela koşma ve bir dayanıklarda biz genelde medium veriyoruz. Kim eğer tarım ve medikalde şey yapacaksa medium. Yani ekibin çoktur. Herkes bir şeyde profesör şey olur. Anladım. Dilim dönmedi. Anladın mı? Onu... Profesyonelleşir. Yani şey diyorsun. Bir alanda profesyonelleşmek, karakteri bir alanda yükseltmek hem takım için daha iyi hem de karakter için daha iyi. Tamam. İçeri gel trader alanı. Şey. Ya zaten ilk başta hayatta kalma yeteneğin genelde öne çıkıyor. Çünkü ilk başta bir zombilerle biraz zorlu bir mücadele oluyor belli bir seviyeye gelene kadar. Sonra da tamamen inşaat yeteneklerin çok önemli. Hani takımda mutlaka birinin inşaat yeteneği full olması lazım. Mutlaka. Her server'ın farklı bir zorluk derecesi vardır. Farklı farklı hani zombilerden tut, hani bombalı inter zombisine kadar tut. Hani tamamen kişisel şey yapılıyor server'lar. Okey, ben Ofisli geldim server'da ise. abi. Şu anda yeşil yerin içine girdim. Güvenli alana girdin mi? Ha, gördüm. Sen misin bu? Evet, Yok. sucum. Bir dakika. Hangi Meksika tarafta? Değil mi? karteli. Taba Ha, basıp hayır. takımı kabul edebilirsin. Yavaş, Ah, nasıl sakin. edeceğim? Bir dakika, nasıl edeceğim? Kabul et, taba basıyorum. Kabul et, yumruk atıyor. Yok, taba bastıktan sonra şey çıkar. Fare çıkar.
Klavye Tamam. çıkar. Bir kere bas. Basılı değil. Heh. Ekrana Tamam. dur bakayım paylaşımı açalım. Okey. Yok, ekran paylaşımı açık görüyorum abi. Oldu galiba. Oldu mu? Oldu oldu bak, isimlerimizi görüyorsun zaten. Tamam, Bizim haritada. isimlerimiz de mesela sniper'ı kullanırken biraz sıkıntı olur. Belli bir mesafeden sonra bizim isimlerimizi de görmüyorsun. Haritada yerimiz belli olmaz. Haritada Gözükmez. görmüyoruz. Okey, tamamdır. Base yaptığımızda, yerleşim alanı kurduğunda yatak attığın zaman sadece haritada haş işareti çıkar. O da evinin olduğu yere belli etmesi Spawn için. yatağı. Ne abi? Spawn yatağı değil mi? Hani yataktan spawn Aynen. edebiliyor. Yataktan spawn olma için ya da sektörden öldüğünde tekrardan doğarken zaten rastgele sektör ve yatak diye seçenekler veriyor zaten orada. Genelde yataktan çıkmak en maliyetlisidir. Başka aklıma gelen ne var? Bu oyunda kesinlikle araca ihtiyacın var. Kesinlikle. Araç Evet yoksa abi. hiçbir şeysin yani bu oyunda. Hayvan gibi koşuyoruz. Başka bir şey Hayvan gibi yaptığımız yok. koşuyorsun ve bir şey bulamıyorsun. En güzel şey bunker'a girmek bu serverda. Neden dersen çünkü şeyler yok. Mekanikler, robotlar yok. Ofis serverlarda robotlar var. Girmek biraz Sıkıntı. yeteneklerine şey istiyor. Sessizlik ve gizliliği kesinlikle yüksek olmasını istiyor. Hani pusu pusu birazcık daha giriyorsun. Bu hani filmlerde şey var ya, flaşör mü diyorlar, hani asansörleri karanlık yerlere yıkıp kırıp atıyorlar yani, yanıyor Ha, yani. evet. Evet. Tamam. Onu mesela kırıp attığın zaman zombiler uzak mesafeden, sen fark etmeden mesela atıyorsun ya, gizliyken Hı. sessizken. Attığın zaman robot ve zombiler genelde ona kilitleniyor. Sen o ara Hmm. sessiz sessiz hemen pıtır 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 gidip işini hallediyorsun. Ya bu serverda ona çok ihtiyacın kalmıyor ama hani zor serverda buna çok ihtiyacın olacak. Anladım. Şunu soracağım. Multiplayer oynamak için server'a bağlanıyoruz. Bu server'lar farklı farklı özelliklere sahip, değil mi? O server'lara Hı, girip aynen. server'ın özelliğine göre oynuyoruz. Şunu Aynen. sordum. Oyunun tuşları Enter, FPS, FPS ya da Third Person kameraya geçiyor. C çömeliyor, X de yere yatıyor. Bunun dışında bilinmesi gereken bir şey var mı oyunda? Mesela şu altta bar var. Sağlık barı, tuşlar. Anlat abi, sen aklına gelen her şeyi anlat. Görüyorum. Görüyorum. Ekran görüyorum. Ya zaten envanter bölümü tamamen sol taraftaki senin çantan ve kıyafetlerindeki olan malzemelerin olduğu kısım. Burası. Sağ tarafta da 1 ve 2 sırtındaki olan, hani sırtına koyduğun ne bileyim mızrak, yay, tüfek neyse o olur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da bunlar senin kısa yollarındır. Hani Okey. mesela çantan da envanterindedir ama 3'e koyarsan hızlıca 3'e başladığın zaman çantandaki envanterden çekmene yarar. Geri Anladım. kalan tuşlarda. Zaten H olan da en alttaki hand hani tam İngilizce yok Elimdeki. bizde. Ama Aha. elindeki olan zaten. El işçiliği kısmı dersen oraya geldiğin zaman crafting bölümü, aynen crafting bölümü zaten yukarıda da şey var, base yapma building kısmı da var, inşaat kısmı da var. Hani buradan aynen burada inşaat malzemelerini yapabileceğin şeyler falan var. Hastalık kısmı var bu arada oyunda, yani radyasyonlu bölgeler var. Mesela haritayı açtığın zaman C0 bölgesi hemen hemen komple radyasyonlu bölgedir haritada. C0. Evet, C0 en sağda aynen. İyi otoplu Ha. alman gerekiyor. Girerken bir de radyasyona dayanıklı kıyafet. Aynen. Burada mesela cooking var. Burada mesela bastığımda işte tahanda yumurta. Bu yapmak için neler gerekli? Bunlar yazıyor burada, değil mi? Aynen. Malzeme, gereken malzeme. Tamam, Bazı süper. yemekleri hatta şey var. Yemek kitabı var. Yemek kitabın olmadan yemekleri yapamıyorsun. Bazı yemekleri. Ha, güzel. Okey. Oyunda şey de getirdiler şimdi. Önceden şey yoktu. Hani jeneratör mantığı, tüp mantığı Aha. yoktu. Şimdi tüp mantığı falan getirdiler. Bazı mesela oyunun kendi evleri var ya. Evlere gittiğin zaman orada şeyler var. Buzdolapları, ocaklar, fırınlar falan var. Bunları Evet. kullanabiliyorsun. Ama Süper. bunlar için sana jeneratör veya duruma göre gaz lazım. Hı. Onunla yemek yapman lazım. Bunları sen şeyde bulabilirsin. Taşınabilir olanları da bulabiliyorsun. Öyle bir durum da var tabii. Help bölümüne gelelim abi. Orayı da anlat hızlıca istersen. Burada zaten şey yaralanmalarım var genelde. C1, C2, C3, C4 diye gidiyor. C5 yok diye biliyorum. Şu an unuttum ama C5 yok. C1 genelde önemsizdir. İyileştirmeye gerek kalmaz. Kendi iyileşir. Durduğun Ufak sürece. çizik Hani gibi bir şey. Ama dinlenirsen yani enfeksiyon genel. olmamasına dikkat etmeniz Heh. gerekiyor. Öyle Aynen. diyeyim. Enfeksiyon olmamasına gerek. Enfeksiyon varsa iyileşmez. O da Okey. zorlaşır. Yanında C2 mikrop sembolü oluşur. C1'in yanında böyle bir bakteri sembolü oluşur. O Tamam. enfeksiyonlu yaradır. C2 böyle artık kritik seviyeye doğru yaklaştığım bir yaradır genelde. Mesela şeydir. Bu serverda da var. Yanlış hatırlamıyorsam vardır galiba. Gülen zombiler var mesela. Patlayıcıdır. Üstünde şey var. Sansör var. Bombalı. Sana doğru gelip patlar, kendini imha eder. Onu gördüğün zaman elinde ne varsa at ona. Patlasın. Senin dibinde patlaması yani. O sıkıntılı arkadaş. Tamam. En çok karşılaşılan zombi, tehlikeli zombi türlerinden bir tanesidir o. Bunker'da çıkan zombi var.
Biz onu günayağı bile ikimiz neler neler harcadık. Yani yok edemedik o zombiyi. O kadar güçlü ha. Evet maalesef. Videosu var, bir ara montajını yapacağım da benim ses bindirmem lazım üstüne. Ya biraz bazı şeyler şu anda oynarken aklıma geliyor açıkçası böyle. Tamam. Bir şey olursa sorarız yine. Sol alt köşede bir şey var. Benim burası yiyecek, içecek, koşma, nabız. Bunlar var değil mi burada? Senin canın, kondisyonun %100 satan oda. Yiyeceğin evet. %39, sıvında %42. Karnında da şu anda kırmızılık var. Sebebini health kısmından görebilirsin. Açtığın zaman büyük ihtimalle ya karnını açtır ya da ne bileyim. Ya da tuvaletin ne diyor şu anda bak, altta yazıyor. Ya da dalağında şişmiş olabilir bazen. Dalak da şişiyor. Ha, evet onu söyleyelim. Shift W otomatik depar atıyor. Bu yerde taşlar ara diye bir seçenek var. Görüyor musun? Yere baktığın zaman. Genelde taş kısmına doğru gel. Bak benim yanıma doğru gel. Görürsün. Birazcık daha şey yaparsan. Mesela taba bas şimdi. İncele de. Taş bıçağı tıkla şimdi oradan. Crafting mi? Aynen. Craft'la onu. Bu başlangıçta genelde tavsiye ettiğim şeydir. Biraz zaman alır. Hani bazı şeyler yapmak için. Mantığını sadece söyleyeyim ben sana orada. Bu taş bıçağı eline al. Genelde taş bıçak eline alınır. Şu çalılardan kesersin. Kes bir tane. Kes tamam. Direkt F'ye basarsan zaten şey. F'ye basa tutmaya gerek yok. F'ye bas direkt keser. Aksiyon neyse onu yapıyor diyorsun F'ye basınca. Tamam. Şimdi mesela tab açabilir misin abi? Hı. Şimdi uzun çabuk var orada bir tane. Şimdi bak orada da küçük yazar. Bir yana doğru gelirsen. Hı. Uzun yazar abi. Sağ tıkla abi ondan şey yap. Ahşap mızrak yap bak mesela. Aynen. Az önce bak bu güzel oldu. Bu çok süper. Bu az önce yaptığımız taş bıçağı ucuna koyuyor değil mi? Uzun çubuğun ucunu aslında şey yapıyorsun sen. Sivil ettiriyorsun taş bıçakla. Şimdi mesela bu bittenin sırtına koyacağım bir malzeme. İkinci olarak da tabu açtığın zaman abi el işçiliğinden geliyorsun abi yukarıda el işçiliğine geldin ya. Yan tarafta bu sekmede var. Menzilli silahlar kısmına var sen abi bak yay ok var. Sağ tarafta. Yok sağ tarafta değil abi mi? Önce. Sağ taraftaki listede. Bak orada yanda kitapçık, yıldız işaretleri var. Görüyor musun abi? Yanda ikonlar var. O listenin sol tarafı. Bunlar mı? Aşağıya. Yo. Yo. Ha şurada diyorsun. Tamam evet tamam. Okey. Yo. Bir üste gel. Bir üste gel. Abi daha göremedin ikonları. Ha tamam şunlar. Şu küçük ikonlar. Okay. İkon. Orada menzili silah var. Ha, oka gel abi. Orada bak şey var. En basit yay var bak. Basit yay. Ya da onun ortasındaki. Basit yay? Rose ortasındaki 35. Yakıklı. 35'lik yay diyoruz biz ona. Şey yap. Aynen abi. Oraya gel. Ne istiyorsun malzeme baksana. Testere. Taş bıçak da oluyor bu arada. Beşinde olduğunu da belirtelim istersen. Ne abi? 35 neydi okta? 35'lik yaylarda böyle 30'luk, 40'lık, 50'lik, 60'lık, 70'lik, 90'lık kilogram gider. Bu gerginliği oluyor genelde. Yani. Germe şiddeti. Germe şiddeti. Okay. Karakterler, bizim gibi karakterler yaycılık yeteneğine çok iç vermediysen 50-60'lığa kadar çekiyor rahat rahat. 60'ın üstü geriyor bizi. Hani. Anladım. Ama 50'de, 50'de mesela gerili tutamıyor. Gerip hemen atman lazım. Anladım. Okey. Okey. 35'e tıkla abi. Ne istiyordu 35'likte? Bizden ip istiyor. Uzun çubuk istiyor ve şey istiyor. Metal testere 4 tane istiyor. 4 tane satan mi bak, istiyor? Karşılıyorsun diyor şu anda satan bak. Birebir diyor. Halatın yok diyor. Halatı nasıl yaparsan ona da geliyorum. Uzun çubuklardan 4 tane veya 5 tane topladığın zaman uzun çubuğa bir sağ tıklasın abi. Ya da kısa çubuk. Pardon yanlış söyledim. Onda. Özür dilerim. Küçük çubuğa sağ tıkla. Yok. İncele de abi önce. Bak şimdi orada sol aşağıda ip var. Görüyor musun abi? Evet. Tıkla abi ona kaç tane istiyormuş mesela onun crafting'de. Bir tane yapabilmek için. 5 tane istiyormuş mesela. Uzun çubuğun var ya uzun çubuğunu kes. Onu küçük çubuk yap. Orada bir tane daha yerde uzun çubuğun var. Uzun tahta çubuk. Tamam. Aynen. Kes, küçük craft... çubuk. Mesela yani bak, küçük ya, çubuk. Onu... Tamam. Şimdi bu abi başlangıçta senin mesela girdin. Bıçağın kılıcın hiçbir şey yok. Zombilerin çıkma ihtimali çok yüksek çünkü. Evet. Önce bunları yapman lazım senin. Vay arkadaş ya olaya bak. Şimdi bak abi, zaten ip açıldı. Aynen. İşte mi diyorum ben? Autocraft. Fark etmez. Autocraft yaparsan aynısından var senin de diğer, tekrar tekrar yapmaya çalışacak ama olmadığı için yapamayacak. Okey anladım. İşte dersen bir tane yapıyor. Autocraft dersen yapabildiği kadar yapıyor. Aynen. Tamam süper abi. İpi şimdi al abi envanterine. Ortada yerde. Tabun ortasında. Hmm. Bıçağın olduğu yere alman lazım büyük ihtimalle abi. Bıçağı yere at şimdilik. Ya da elini al de. Aynen. Tamam. Abi sen şimdi mesela şey yap. Basit değil de önce şunu yaptıralım sana. Orada tişört işareti var abi. Kıyafet işareti var. Görüyor musun? İkonlardan sol tarafta. Gel abi buraya.
Orada şey var yukarıda. Basit kurye sırt çantası var. Beşinci sırada. Ortadaki. 1, 2, 3, 4, 4. Bir 5. yana gel abi. Heh. Şu. Tuttu İşte. abi onu. Mesela bez parçası istiyor abi. İp istiyor. Anladım. Onun için ne yapabilirsin biliyor musun abi? Tişörtünü mesela bıçakla kesebilirsin. Veya da atletini kes abi. Çok iyi. Kesip bez parçası yap. Tamam. Ben bez parçasından bandaj falan yapabiliyor muyum? Tabii ki de. Tamam yapabiliyorsun. Bir Ya detay vermek istiyorum. Kestiğim bezin kirlilik seviyesi enfeksiyon kapıp kapmayacağını belirler. aynen. Hmm. Çantayı şu anda craftla abi. Ama şu anda Taş bir... üşüyeceğim ben. Ya Değil mi? birazcık şu hani bazı şeylerden fedakarlık edeceğim. Okey. Gerek kalmayacak ama geri gel abi bir tık. Evet oradan. Orada ok çantası var bak. En üstten ikinciyi görüyor musun abi? Beş Yok, çanta. yapım Nerede yerinde ya? abi. Ha, Ha orada. şurada. Başa gel abi en başına gel. Bir altına gel. O tabanca kılıfı. Ha. O ok Hmm. çantası abi. Ondan da mesela craftlamak için yine bez istiyor. Sen de bez kalmalı tabi. Tamam, Şu okey. anda Şimdi craft içimi şey mantığını az yapalım. çok anladık. Tamam, şimdi akışa Aynen. akalım biraz abi. Siz de çok esir almayın burada. Yok Esir. Şimdi ben sana bir devam ettiremem 2 dakika da onu yaptıralım sana abi gel. Tamam. Mesela burada taş ara bak abi. Burada taş var ya mesela. Taş gördüğün zaman mesela burada taş ara. Taş bıçak yap yenisini. Ama crafting'i buradan yapıyoruz. Yani eşya burada görünüyor. El Hı. işçiliği bölümünde. Buradan crafting'e giriyoruz. Burada yapacağımız ürünler, onlar sayesinde hızlı menüden ulaşabiliyoruz. Ondan sonra da oradan akıyoruz. Tamam. Şimdi abi bıçağı eline al. Gel abi şu çalıyı kes tekrardan. Bu koca çalıyı kesebiliyoruz mu? Abi belli bir seviye kadar belli bir şeyler kesebiliyorsun. İpin kaldı mı? Umarım ipin kalmıştır abi. Bir envantene baksana ipin kalmadı. Bütün şey çantayı kullandık değil mi? Yo var. 2 tane var ama yetmeyebilir. Şey yapsana abi. Uzun çubuğa tıkıp tıklayıp inceler misin abi? Yay yapmana izin veriyor mu? Şey silah Hmm. kısmına gelsin abi. Basitçe izin vermiyor. Bu değil mi? Evet. Tıkla abi ne istiyormuş? Kaç tane ip istiyormuş? 8 tane. Oo. 70. Sen şimdi abi uzun çubuklardan bir tanesini keseceksin. Küçük çubuk Aha. keseceksin. Ondan ip yapacaksın abi. Yani silah kısmına gelsene abi bu sekmerden. Yani 35'li yap abi. 35'li yap. Şimdi onu da sırtına al. Bir tane daha çalı keseceksin abi ondan sonra. Şunu soracağım. Ben bu şeyi yaptıktan sonra attığım oku gidip attığım yerden alabiliyor muyum? Evet alabiliyorsun Evet. abi. Şimdi Süper. envanter kısmına gelsene abi yukarıdan. Onu ikinci kısmı alsana abi. Şeyin yanına. Yukarıda. Bak Buraya. oraya. Sırta. Tamam. Okey. Tamam. Şimdi abi bir tane daha bıçak yapsan olduğumuz yerde. Yeni bir bıçak yap. Taş alacağız yine değil mi? Evet. Elini ama tab açıp abi. Hızlı şekilde. Ha tamam okey. İncele. Şimdi AutoCraft'ın bize lazım olacak yere geldik abi. Sen şimdi taş bıçağı Burada belki tutuyormuş. 20 tane birine ok yapalım diyorsun sen değil mi? Evet. Şimdi şu çalıyı kessene abi. Al o elini. Şey bıçağı. Dur ama geri. Tap aç. Heh. Yerde kaldı bıçak. Aldım. Gel abi şimdi bu çalıyı kes. Şimdi bunda uzun çubuk çıkacak ya abi. Yine deminki gibi. Aha. Uzun çubuk 2 tane çıktıysa o ikisini de şey yap. Küçük çubuğa çevir abi. Tap aç. Her zaman tap aç abi. Tabuk şey. Uzun çubuklar var şimdi orada. Şu anda sırtındaki uzun çubuk ne işe yarayacak? Abi biri mızrak Hmm. sırtındaki. Biri yay. Şimdi Okey. o bir tane daha uzun çubuk var abi. Onu da küçük çubuk kes. Şekillerinden anlıyorum artık abi hangisi uzun hangisi kısa. Abi vallahi billahi siz şey yapmışsınız ya böyle görür görmez. Ben beni de arıyorum adam şey diyor. İki tane var abi. Üç tane var. Bilmem şey var. Tamamdır. Şimdi abi yine şeye gelsene. Silahlara Menzilli mı? silahlarda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya da başka yerde de olabilir. Yok burada sadece mühimmat yap şey. Oradan şeyler gelsene abi. Bir üste gel. Sekme Yakın dövüş diyor bu. yerden. Yok. Heh, ammoya gelecek sen abi Fırlatmalı, aynı. fırlatmalı değil mi? Bak bir tane saç abi orada görüyor musun? Evet. Şimdi auto crafting'de abi. Anladım. Yapıştır diyeceğim. Kaç tane yapar? 3-4 tane yapar mı? Ne istiyor? Abi şu an kaç tane var elinde? 7 tane küçük çubuk vardı. 7 tane yapacak. Okey. Tamam. Tamam. Bir şey, peki siz de böyle mi başladınız? Abi benim karaktere gereği bende bıçak olduğu için çok gerek kalmıyor.
Ha, okey. Tamam. Şimdi abi şey yap. Çift tıkla bütün okları yerde. Bak okular geldi abi yerde. Tabaç. Tabaç abi hiç Ha, uğraşma tamam. bak. Okey. Tamam. Şey, Çift yerden bir şey tıkladım. almak için direkt tap açıyoruz, değil mi? Evet Tamam. normalde alabilirsin de uğraşırsın. Böyle hızlı olur. Şeye okları çift tıkla abi. Taht okları. Tıkla tıkla Nereye tıkla atıyor çift bunları verirsin. bu? Envanterine bak abi sol tarafa bak. Şu an envanterinde 7 tane ok var. Tamam. Sol tarafına versin. Nerede o? Sol. Sol. Sol Nerede taraftaki abi? envanterinde. Çantanda. Bir dakika, çanta. Şu an abi sol tarafta envanterin açık zaten. İki Tamam, tane taş şunlar bıçağım mı? var. Tahta Evet ok. onlar. Tamam, okey. Tamam, okey. Okey Şimdi abi, abi tamam. envanterini kapat. Şeye geçsene. Birinci El görüşe işçiliği. geçsene. First person. Aynen Enter. first person Evet. hiç abi. İkiye bas. Bir okumuzu aldık elimize, değil mi? Evet. Şimdi buradan mesela şey yap. Ateş etme tuşuna basarak. Bana doğru atma da abi. Sol tuşu mu ateş ediyor? Evet normal ateş etme tuşuna basarak abi. Sol tıklı yaparak. Taş yapma abi. Taş yapma. Toprağı yap. Geri alalım çünkü. Uzatmasaydın keşke. Çok keşke, evet, neyse. Tahta yatayım, dur. At abi. Mesela Tamam, git abi şimdi okey. oradan geri alırsın. Tamam. Olayı Şey çözdük abi, tamam. deminki gibi mesela oku attın ya abi. Top. Mesela zombi attın 3-4 tane ok abi. Zombi indi aşağı. Gidip zombi Aha. mesela zombi üstüne tek tek okları bulamayabilirsin. Aha. Kısa olan mantık tabu açıp oradan okları tek tek geri çekmek abi. Okeydir, tamamdır. Sen Şimdi şimdi abi başlangıç hayatta kalma şeyini yaptın. tamam. Zaten zombileri atlattık mı? İlk başta çok büyük bir kısmını atlatıyoruz, değil mi? Ya belli bir sana ihtiyacın olan kılıçtı ne bileyim işte bıçak bıçak olmaz da birazcık pala kısmı hani şu benim elimdeki gibi olan bir Hı. şey bulduğun zaman veya da tabancaya geçtiğin zaman zaten artık Vay senin şeyin bitti. oluyor. Evet abi, ne yapıyoruz şimdi? Gidelim günaylara katılalım mı? Katılalım. Günay abi sen şimdi ne taraftasın? Biz burada bayağı dağınık birazcık. Şimdi bir dakika. Ha, bu arada benim acı şey düştü. Yemek falan, su gitti. Bayağı düştü. Abi 20'lerde. biz Aa, sıfırla sıfır tam gezdiğimizi biliyorsun ortadayım. bir gün. Ne? Bir gün sıfırla gezdiğimi biliyorum abi ben. Ha, bir şey olmaz diyorsun yani, rahat. Ya Tamam. bayılırsın birkaç kere en fazla. Okey, tamam.